Doktor bey, bu seferki muayene ücretini daha sonra versem olur mu? Kusura bakmayın, ne olur. Yok yok, hayır, kesinlikle. Sadece bu sefere mahsus. Peki. Oldu, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sema. Efendim abla. Ablacığım hadi bana yardım et de babamı banyoya taşıyalım. Bugün Perşembe abla, Egemen abi gelir birazdan. Birlikte yaparsınız yine. Yok, gelmedi işte, görmüyor musun? Biz nasıl kaldıracağız abla? Bir ara istiyorsan belki unutmuştur. Bir süre protein ağırlıklı beslenmesi lazım. Et, yumurta, süt ürünleri. Tamam doktor bey. Elimden geleni yaparım. Babam artık hiç konuşamıyor. Eskiden en azından ismimizi söylerdi. Şimdi hiç derdini anlatamıyor. Hastalığın normal seyri bu Sıra Hanım. Ben ilaçların dozunu artırdım. Siz ilaçlarını ihmal etmeyin. Tedavi sürecine devam edip beklememiz lazım. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl? Sen ne yaptın? Buldun mu Zeynep'i? Buldum. Ama Sanem duvar gibi. Kızımı göstermemek için her şeyi yapacak. Biraz zaman lazım. Düzelir her şey. Umarım. Mahir, ben geçeyim artık. Egemen gelmedi bugün, iş başa düştü. Ben yardım ederim. Yok canım, olmaz öyle şey. Senin derdin başından aşkın zaten. Şimdi bir de zahmet vermeyelim. Ne zahmet, olur mu öyle şey? Lütfen. Baba, bak hatırlarsın, yan komşumuz Mahir Bey geldi. Yardım edecek bize. Ağrıyan, acıyan bir yeriniz var mı? Kaldırırken dikkat edeyim. Mahir Bey, söylemiştim, babam konuşamıyor. Biliyorum, o yüzden soruyorum. Bir sıkıntısı varsa söyleyemiyordur. Parmaklarınızı oynatarak cevap verin. Kaldırırken sırtınız ağrıyor mu? Beliniz? Kollarınız? Koltuk altlarından tutmamızı istemiyor. Canı yanıyor demek. Doğru mu söylüyorum? Merak etmeyin, dikkat edeceğim. Sen nereden anladın, nasıl bildin? O da arkadaşımdan. Bir süre hastanede yatmıştım. Bir eksiği yediği olmasın derken adamın canını yakıyormuşuz meğer. Bana öyle bir iyilik yaptın ki Mahir. Ne yapsam ödeyemem borcumu. Borç falan yok, komşuyuz biz. Ne yaptın? Okudun mu günlüğü? Hayır. Çünkü cesaret edemiyorum. Biliyorum nasıl bir şey olduğunu. Mehmet'in hapisten ilk mektubu geldiğinde ben de okuyamadım. Aylarca okuyamadım. Sanki onu okumayınca gerçeklerden kaçacağımı sandım. Peki ya şimdi? Öylece seyrediyorum. İnsan konuşmadan da anlaşabiliyormuş. Az önce senden öğrendim. Bence artık sen de gerçeklerden kaçma Mahir. Kızının günlükte ne yazdığını bilmiyorum. Ama gerçek duygular olduğuna eminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.